Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk küblesi Selamünaleyküm. Başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yürekleri dağlar kadar büyük ve azimleri kayalar kadar sağlam Filistin sevdalıları, ümmet sevdalıları, Tekirdağımızın en büyük meydanına hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları olarak
kanayan yaramız, ciğerparemiz, ilk kıblemiz, Mescid-i Aksa, Gazze, Filistin, buradaki kardeşlerimizin kan revan içindeki görüntüleri, bizleri perişan eden görüntüler için bugün buradayız. Ama bugün burada onurlu bir duruşla buradayız. İlk defa demir kubbeler yerle bir oldu. İlk defa yenilmez denilenler yenildi. Kaçacak delik aradılar. Dünyanın dört bir köşesinden onlara yüklendiler ama yine de davalarından vazgeçmediler. Ölüyorlar ama vazgeçmiyorlar. Vücutları parçalanıyor ama vazgeçmiyorlar. Onlar vazgeçmiyorsa biz de vazgeçmiyoruz. Her zaman kıyama durduğumuz bu meydanda işte yine kıyamdayız. Sivil toplum örgütleri olarak bugün burada İsrail'i kınayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında yer aldığımızı ifade edeceğiz. En gür şekilde gök kubbeyi inleteceğiz. Oraya varamasak da bedenen, ruhen oradayız. Aynı acıları biz de paylaşıyoruz. Çünkü biz Müslümanız, bir ümmetiz. Onun için bu kutlu duruşumuzdan dolayı sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hiçbir siyasi kavram ortaya koymadan, hiçbir cemaat, meşrep, mezhep ortaya koymadan bugün buraya koştunuz, geldiniz ya. Ayaklarınız dert görmesin, dilleriniz dert görmesin, vücudunuz dert görmesin inşallah. Rabbimiz bu birlik beraberliğimizi daim eylesin muhterem kardeşlerim. Şimdi programımız hayırlara vesile olması için hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim tilavetini okumak üzere doçent doktor Vezir Harman hocamızı kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Muhammed kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten her şeyi işiten, her şeyi görendir. Biz Musa'ya kitabı verdik ve İsrail oğullarına dedik ki benden başkasına dayanmayın, güvenmeyin. Benden başka bir Rab edinmeyin. Ve bu kitabı İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli. Şunu iyi bilin ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Biz kitapta, levh-i mahfuzda İsrail oğulları hakkında şunu haber verdik, şunu bildirdik. Sizler yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız. Bunların ilki meydana gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak sizi aradılar ve bu yerine getirilmiş bir vaattir. Sonra onlara karşı size tekrar galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık, sayınızı daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz kendi lehinizedir. Kötülük ederseniz yine kendi aleyhinizedir. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler ve daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler diye başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık. Belki Rabbiniz size merhamet eder. Fakat eğer yine fesada dönerseniz
iyi bilin ki yine sizi cezalandırırız. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık. Ceza yeri yaptık. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davrananlar da bulunan, salih amel işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için elem verici bir azap hazırladık. En doğruyu söyleyen Allah yüceler yücesidir. Rabbim bizleri onun göndermiş olduğu Kur'an istikametinde iman eden, salih amel işleyen, zulme karşı duran ve müminlerle beraber merhametle davranan kafirlere karşı şiddetli kullarından eylesin. Bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Rabbim vaat ettiği zaferi müminlere göstersin ve lütfetsin. Lillahi Teala el-Fatiha. Hocamızdan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, sosyal medya çok önemli biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan şu anda internetlerinizi açarak mitingle alakalı paylaşım yapmanızı rica ediyoruz. Böylece daha çok etkileşim almış oluruz inşallah. Allah razı olsun. Şimdi aramızda sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerimiz var. Bu partilerimizden ve derneklerimizden konuşmalar olacak. Akabinde STK platformumuz adına basın açıklaması olacak ve dua olacak inşallah. Ben şimdi konuşmalarını yapmak üzere Hüdafar İl Başkanı Sait Doyar Beyefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kendi yönünde çarpışırken öldürülen ve öldürenlerin müminler canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. Değerli basın mensupları, kıymetli Mescid-i Aksa mürabıtları. Bugün dünyanın dört bir yanında ümmetin azizleri Cuma Tufanı adıyla Filistin'e destek gösterileri gerçekleştirmektedir. Bizler de bu amaçla ve bu gaye için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 1917'de başlayan İngiliz işgaliyle birlikte Siyonist terör örgütleri tarafından Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen sistematik bir saldırıdan kardeşlerimize yönelik soykırım uygulanmaktadır. Abluk altındaki Gazze'de 2,5 milyonu aşkın kardeşimiz dünyanın en büyük açık hava hapishanesine alınmış bulunmaktadır. Filistin halkı ise soykırım ve işgal karşısında mukavemet göstermekte, Mescid-i Aksa'yı kendi topraklarını, vatandaşlarının canı ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini kurtarmaktadır. Tüm işgal güçlerinin saldırılarına karşı büyük bir direniş gösteren ve direniş cephesini büyüten Aziz Aksa Tufanı mücahitlerini selamlıyoruz. Onlar direndiler, öne atıldılar ve kaçmadılar. Değerli kardeşlerim, ABD ve Batı ülkeler bir bütün olarak Siyonist rejimi tam destek vermekteler. Buna karşı İslam ülkeleri ya tamamen sessizlik içinde ya da katliamdan başka bir şey bilmeyen Gazze'de can çekişen İslam ülkelerinin bu pasif tavır bir avuç Müslüman öldürme sebebidir. Siyonist işgal rejimi bütün bir İslam ümmetine ve mukaddes değerlerimize karşı savaş açmış bulunmaktadır. Değerli Müslümanlar, biz
Hüdapar olarak bir kez daha en yüksek sesle haykırıyoruz ve diyoruz ki canımızla, kanımızla, malımızla ve evlad-ı eyalimizle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için direnişin yanındayız. Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız. Ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Direnişi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tekbir. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Saadet Partisi Başkan Vekili Atakan Yaşar Bey kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar. Esselamu aleyküm. Öncelikle buradan İslam onurunu omuzlarında üzerinde tutan, ayağa kaldıran Hamas'a selam olsun. Hamas'a selam, direnişe selam. İzzettin Erkassam Tugaylarına selam olsun. Bütün mücahit kardeşlerimize selam olsun. Sokakları dolduran şuurlu Müslüman kardeşlerimize selam olsun. Burada bütün bu meydanı toplanan, bu meydanı dolduran sizlere selam olsun. Bugün burada zalim Siyonistlerin, katil Siyonistlerin, bebek katili Siyonistlerin, nankör Siyonistlerin, işgalci İsrail'in zulmüne karşı durmak için burada hep beraber bir araya geldik. Rabbim buradaki insanların şuurunu Müslüman ülkeleri yöneten İslam yöneticilerine de nasip etsin inşallah. Şu anda ellerindeki en acımasız silahlarla Müslüman kardeşlerimizin üzerine saldırarak onları katletmeye çalışıyorlar. Rabbim bu Siyonistlere fırsat vermesin. Ne yazık ki bu bütün İslam aleminin gözü önünde, bütün İslam yöneticilerinin gözü önünde olmaktadır. Rabbim onları bir araya getirmeyi ve bu zalimlere karşı durmayı nasip etsin. Bizler Peygamber Efendimiz'in sünneti gereği İmanın en düşüğünü yaşamamak için bugün meydanları nasıl toplandıysak, onlar da üzerlerine düşen görevi yaparak ordularıyla, uçaklarıyla, gemileriyle bu zulmü durdurmalarını bekliyoruz. Rabbim yardımcılar olsun. Buradan İsrail'e, Siyonist İsrail'e sesleniyoruz. Sizlere hiçbir zarar vermeyen, sizleri sıkıştığı zaman koruyan, sizlere bağrını açan, mert, cömert, bu ümmetin, bu İslam dünyanın kurtuluşu olan İslam ümmetine her fırsatta saldırıyorsunuz. Şunu bilin ki Gazze kurtulacaktır. Şunu bilin ki Kudüs kurtulacaktır. Şunu bilin ki Mescid-i Aksa kurtulacaktır. Rabbim sizleri azabından kim kurtaracaktır? Buradan size tekrar söylüyorum. Ey Siyonistler, ey İsrail, hak ettiğiniz cezayı en acı şekilde çekeceksiniz. Bütün planlarınızla, Büyük İsrail projenizle, yardımcılarınızla hepiniz tarihten silinip gideceksiniz. Esselamu aleyküm. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Selam! Direnişe devam! Selam! Direnişe devam! Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Tekirdağ İl Başkanımız Ali Gümüş Beyefendi kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Esselamu Aleyküm. Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve üyeleri, sizleri merhum Kudüs şairimiz Nuri Pakdil'in sözleriyle ve selamıyla, anti-siyonist, anti-emperyalist bir bilinçle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 10 Ekim
2023 tarihinden bu yana Gazze işgalci Siyonist İsrail'in ablukası altındadır. Hastaneler, ibadethaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri vurulmakta, çocuklar, kadınlar, masumlar şehit olmaktadır. Rabbim bini aşan bugüne kadar ki bu ağır saldırılarda, bu hain saldırılarda vefat eden kardeşlerimizin şehadetini Rabbim kabul eylesin. O günden bu yana AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle tüm uluslararası kamuoyu 1947'den bu yana süren bu haksız işgalin nihai olarak sonlanması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin artık hayata geçmesi için tüm aktörler, uluslararası kamuoyu çağrılmış ve çözüme davet edilmiştir. Bu hayasız akın muhakkak bir gün son bulacaktır. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle daha adil bir dünya mümkün ve biz inşallah bağımsız bir Filistin'i, ilk kıblemiz Kudüs'ün bağımsız olduğu günleri hep beraber göreceğiz. Dünyanın her yerinde sizler gibi gür sesi çıkıp meydanlarda bunu haykıran kardeşlerimize buradan biz de şükranlarımızı sunuyoruz. Biz avazımız çıktığı kadar daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu ve bağımsız Filistin'i haykırmaya devam edeceğiz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Müslüman uyumaz, kardeşine sahip çık. Müslüman uyumaz, kardeşine sahip çık. Kıymetli kardeşlerim, İsrail denen devlet yıllar önce hala Birleşmiş Milletler'de sınırları belli olmayan bir örgüt olarak görülmektedir ve gün be gün kardeşlerimiz ezerek maalesef oraya yerleşmektedir. Dünyanın göz önünde adım adım. Çünkü bunların zamanı çok. Uzun vadeli planlar yaparak yollarına devam ediyorlar. Müslümanlar ses çıkarmadıkça, güç göstermedikçe eylemlerine devam ediyorlar. Azar azar, azar azar öldürüyorlar. Ama bugün 10 gün işte 10 Ekim'den bu tarafa bütün güçleriyle saldırıyorlar. En pervasızca, en ağır silahlarıyla, fosfor bombalarıyla. Kıymetli kardeşlerim, uluslararası anlaşmaları neyi vaat ederse etsin, oraya başkent olarak neyi verirse versin, İsrail'in başkenti ne doğusu, Kudüs'ün doğusu, ne batısı, ne Tel Aviv'dir. İsrail'in başkenti cehennemin dibidir. Cehennemin dibidir kardeşlerim. Elçinin selamlama konuşmalarını yapmak üzere Anadolu Gençlik Derneği Tekirdağ İl Başkanımız Olcay Sercan Beyefendi kürsüye arz ediyorum, buyursunlar. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Olmazsa selam, direnişe devam! Olmazsa selam, direnişe devam! Olmazsa selam, direnişe devam! Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayır kıl. Kıymetli Tekirdağlı hemşehrilerimiz, biz bugün buraya Filistin'de zulüm gören kardeşlerimiz için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün bu amaçla bir araya geldiğimiz gibi Rabbim yarın Ruzu Mahşer'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Livail Hamd sancağı altında
bir araya gelmeyi ve bu sancak altında birbirimize şahitlik edebilmeyi nasip eylesin. Nasıl bir şahitlik bu? Ya Rabbi, Filistin'de, Orta Doğu'da, Gazze'de, Siyonist İsrail'in zulümleri bitmek tükenmek bilmezken, bu kardeşim senin rızan için, bu kardeşlerimizin acı çektiğine kabul göstermemek için bugün Tekirdağ'ın meydanında bir araya geldiler ve sırf senin rızan için burada yoklamalarını verdiler diye Rabbim bizi birbirimize şahit kılsın. Yapmış olduğumuz bütün işleri Rabbim onun rızası için yapmaya ve onun rızası için bir amel üzereyken bu can emanetimizi teslim etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, tırnak içerisinde bir takım insan seviciler, efendim işte İsrail'de masum insanların Hamas'ı canına kıyıyor, onları katlediyor gibi söylemleri, söylediklerini üzülerek işliyoruz. Ve biz onlara diyoruz ki, Müslümanların savaş hukuku kafirlerin barış hukukundan çok daha merhametlidir, çok daha vicdanlıdır diyoruz. Ve biz diyoruz ki Kudüs doğusuyla batısıyla siz ne yaparsanız yapın İslam'ındır ve İslam'ın olacaktır biiznillah diyoruz. Rabbim buradaki bu toplanmamız vesilesiyle İsrail'deki, Filistin'deki kardeşlerimizin, mücahede içerisinde bulunan kardeşlerimizin en güzel şekilde zafer ile sonuçlanan cihatlarını işitmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bu yolda da Rabbim bizleri hizmetkar eylesin. Kıymetli Müslümanlar, biraz klişe bir hale gelmiş olsa da bugün bunu burada tekrarlayalım inşallah. Bugün hep beraber bir ayet okuyalım. O okumuş olduğumuz ayet Siyonist İsrail'in kulaklarında çınlasın ve o zulmü bitirmelerine vesile olsun inşallah. Şimdi hepinizi şehadet parmaklarını kaldırmaya davet ediyorum. Ve söylediğim ayeti tekrarlamanızı, gür bir sesle tekrarlamanızı rica ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kul. Setulebune. Setulebune. Ve tuhşerune. Ve tuhşerune. İlâ cehennem. İlâ cehennem. İlâ cehennem. İlâ cehennem. İlâ cehennem. İlâ cehennem. De ki. De ki. Ey kafirler! Ey kafirler! Yenileceksiniz! Yenileceksiniz! Ve hepiniz! Ve hepiniz! Toplanıp! Toplanıp! Cehenneme sürüleceksiniz! Cehenneme sürüleceksiniz! Cehenneme sürüleceksiniz! Cehenneme sürüleceksiniz! Cehenneme sürüleceksiniz! Cehenneme sürüleceksiniz! Tekbir! 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 Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere İHA Tekirdağ Şube Başkanımız Süleyman Çalışkan ağabeyimizi kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hep birazdan bir tekbir getirelim de yüreğimize Kudüs gücü gelsin. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Her daim Rabbimiz büyüktür. Yeğse kapılmayacağız. Güçlü olacağız. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah'tan korkmadığı kadar sizden korkarlar buyuruyor.
Siz korkmayın. Korkaklar sınıfına girmeyin. Bu işte bir iş var. Hamas bunu nasıl yaptı? Mossad izin verdi. Amerika izin verdi. Asla. İsrail'in, Mossad'ın karizması çizildi. Şu anda yaptığı zulmün tek sebebi var. Dünyada çizilen karizmasını, hani o demir kubbeyi geçemezler. İsrail'in ordusu yenilmezdir. Bütün algılar yıkılmıştır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de çoğu azınlıklar çoğunluklara galebe gelmiştir, galebe çalmıştır. Buyurmuyor mu? Biz neden yese kapılacağız? Kardeşlerimiz şehit oluyor, ağlayacak mıyız? Hayır. Çünkü onlar şehadete sevdalılar. Bugün orada tersi bir durum olsaydı, İsrail kan ağlayan, bebekleri öldürülen birileri olsaydı, vallahi de billahi de biz yine bu eylemi yapardık burada. Amerikan Dışişleri Başkanı diyor ki, ben bugün İsrail'de Amerika Dışişleri Bakanı olduğum için gelmedim. Yahudi olduğum için geldim diyor. Yerin dibine batacaksınız. Sürüneceksiniz. Vicdanınızı kaybetmişsiniz. Dünya yansın umrunuzda değil. Çocuklar ölsün umrunuzda değil. Bunu nasıl söylersiniz? Antisemitizm gelişiyor. Feryatlarını nasıl yaparsınız bir daha? Asıl antisemitist sizlersiniz. Dünyada Yahudi düşmanlığını pompalıyorsunuz. Nasıl İslamofobiyi yeryüzüne dalga dalga yayıp Müslüman katliamı yaptırıyorsanız yakında Yahudi katliamı yaptıracaksınız. Ama bu biz olmayacağız. Bizim tavrımız nettir. Biz nerede zulüm varsa onun karşısındayız. Nerede zulüm varsa onun karşısındayız. Mazlumun dilini, ırkını, cinsiyetini, hiçbir şeyini sormayız. Biz zalimin karşısında dimdik dururuz. Vicdanımız var, adaletimiz var, merhametimiz var. YS'e kapılmayın arkadaşlar. Sakın, sakın YS'e kapılmayın. وَلَا تَيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ buyuruyor Allah. Sakın, sakın YS'e kapılmayın diyor. Yusuf kuyuda çıkar mıydı? Rabbimiz izin verdi, çıktı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'te kurtulabilir miydi? Rabbimiz izin verdi, kurtuldu. Sevr mağarasında dibine gelen kadar gelen düşmanlar onu boğacaklardı. Kurtulur muydu? Nasrun minallahi ve fethun garib. Allah'ın fethi, Allah'ın yardımı fetih için yakındır. Üzülmeyelim. Dua edelim. Dünya yıkılsa bile, her zaman tekrar ediyoruz. Dünya yıkılsa bile bizim nerede durduğumuz önemlidir. Demin de söyledik. Biz mazlumun yanında, zalimin karşısında. Şu anda sözü fazla uzatmayacağım. Şu anda batılı ülkeler bir İsrail'e yardım getiriyor. Buna sevinin. Bu deminki dediğim gibi İsrail'in çizilen karizmasını düzeltmek adına yapılan faaliyetler. Yok oradan hedef İran'mış, hedef Türkiye'ymiş, hedef bilmem ne. Orada İsrail'in karizması çizildi. Dünya müstekbirleri İsrail'in karizmasını düzeltmek için geldiler. Tekbir! 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 İslam ülkelerinin devlet başkanlarına da sesleniyoruz. Sizler Filistin'i, mazlumları terk ederseniz biz de sizi terk ederiz. Açık söylüyoruz. İslam ümmetinin terk etmesinden korkun. İslam ülke ümmeti size dua ettiği için siz oralardasınız. Eğer duayı kesersek, hırsımızı kuşanırsak, Allah'ın müntakim erleri olarak yeryüzüne yayılırsak ne siz orada durursunuz ne de İsrailler orada durur. Rabbim hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Arkadaşlar kusura bakmayın, benim sesim kısık. O gün bugündür meydanlardayız. Sağa sola koşturuyoruz. Biraz da rahatsızdım. Üzerinize afiyet. Dediler ki ya biraz geri dur falan. Arkadaşlar ortalık yangın yeriyken biz geri duramayız. Bize bir görev verdi mi bu görevi koşa koşa ifade ederiz. Koşamazsak yürürüz. Yürüyemezsek sürünerek geliriz, görevimizi yaparız dedik. Onun için kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Burada bulunmak zorundaydık. Evet, aramızda Filistin'den bir bacımız var. Size birkaç kelam edecek. Buyursunlar efendim. Selamun aleyküm. Selam. Öncelikle benim adım Fatme Hamad. Hamad yani Allah'a hamd ediyorum. Benim eşim Elazığlı Keskin. Ben şimdi Fatma Keskin. Yani benim eşim Türk, ben Filistinliyim, biz Müslümanız. Bunun için aramızda bir farkımız yok. Biz Allah'a inanıyoruz, peygamberimizi, Kur'an'ımız bir. Öncelikle benim hikayemi söyleyeceğim. Ben 55 yaşındayım. Benim eskiden 10 bin herhalde, benim Türkçem çok iyi değil ama beni anlayabilirsiniz. Eskiden Filistin'i işgal etmek için Yahudiler gelmişler. Benim babaannem kaçmış. Neden? Çünkü kızlarına tecavüz etmek için dediler. Arap grupları söylediler. Siz çıkın. 2 hafta sonra biz bir savaşırız rahatça. Sizi öldürmeyin. Çünkü bölgesi bilmiyoruz. Bunun için onlar çıktılar. Saf bir insanlar. Ben diyorum benim babaannem, ben ona çok seviyorum ama keşke ölseydi. Keşke ben orada Filistin dışında doğmasaydım. Ne için doğdum? Benim orada çok çıktım. Beyrut'ta, Lübnan'da, savaşta, herkesiyle. Neden? Çünkü biz her zaman söyledik biz Filistin'e dönmek istiyoruz. Biz çıkmadık. Biz satmadık. Vatan satılır mı? Yahudiler önceden gelmişler, neden kaçmışlar? İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçmışlar. Bu oyundur ama kaçmışlar. Müslüman ülkelerine gelmişler. Türkiye'ye gelmişler. Herkes orada zavallı insanlara biz Müslümanız acıdık. Bir insan bir ev almış. Normal her yerde Yahudiler almışlar. Onlar o zamanlarda işgalci değil de onlar mülteciler, miskin insan, biz insanız. Ama sonra yavaş yavaş Osmanlı zamanından 70 diyorsunuz 75 sene. Hayır, 100'den fazla Yahudiler çalışıyorlar. Çünkü Filistin kudüs kutsal bir ülke. Bunun için Osmanlılar kabul etmediler. Sonra biz zaten Filistin olarak özgür olmadık. Neden? Önceden Osmanlılar kontrol ediyorlar, hükmediyorlardı. Müslüman olarak başımızda yerimiz var. Sonra kim gelmiş? İngilizler. Yani biz özgür değiliz. Bizim devletimiz yoktu. Satmak için, bizim devletimiz satmak için. Sonra İngilizler gelmişler. Tabii ki bize katlayım var. Siz biliyorsunuz 70 sadece ben gördüm. 2 gün önce çok çok üzüldüm. Habertürk'te. Dediler Filistin. 4 tane harita var. Dediler Filistin. 1947 Filistin bu kadar yaşı. 1947 Filistin satmaya başlamışlar. Sonra bir sata böyle olmaz. Neden? Yahudiler her yerde satın almışlar. Yemen'de, Lübnan'da, Suriye'de, Mısır'da her yerde satın almışlar. Sonra bıraktılar. Filistin'e gitmişler. Neden? Çünkü büyük olay son zamanında orada olacak. Onlar toplanıyorlar orada. Sadece arsa için değil. Din için biz savaşıyoruz. Hak için savaşıyoruz. Hem de bizim halkımız orada. Bir insan neden çok okumuyor, anlamıyor. Okuyorsa bile hocalar mail asaf. Herkes diyor İsrail, İsrail. Hayır. İsrail bizim peygamberimiz. İsrail Allah'ın kulis demek.
bütün peygamberler, Kur'an'da Müslümanlar, Yahudi yok, Hristiyan yok. Hazreti İsa Müslümandır. Kitabı İncil'dir. Hazreti Musa Müslümandır. Yakup, Süleyman, Müslümanlar. Biz diyoruz onlar Yahudiler. Hayır. Yahudiler onlar Allah'ın düşmanı, peygamberimiz katilleri. Biz bunu biliyoruz Kur'an'da. Böyle Allah yazıyor. İnned dina indallahil İslam. Sadece İslam din. Ne Yahudi ne Hristiyan. Hem diyor Allah en düşman insanlar, Müslümanlara Yahudiler. Yani demek kafirler, yalancılar, iftiracılar. Onlar gelmişler, dediler biz ne için, bahane için? Dediler biz İsrail. İsrail değilsiniz. İsrail Allah'ı Müslümanlar. Onlar Yahudiler. Nasıl? Nasıl? Olmaz. Kur'an'da her şey yazılır. Ama maalesef hocalar neden anlamıyorlar? Ya da başka bir şey yapıyorlar. Tamamdır. Evet. Sonra işgal etmişler. Filistin'e yavaş yavaş. Öncelikle 1919 diyorlar. Onlar çıkmışlar. Hayır. 1919 orada Belfor sözü. Onlar söylediler. Biz Filistin'e vereceğiz sizi. Sonra Araplar da onlar kongres yapmışlar. Bize hainlik yaptılar. Herkes değil ama herkes hainlik yaptılar bizim için. Ayrıca sonra esuk dinişler var. Şehitler var. 30 bilmem ne var. 40 bilmem ne var. Esuk dinişler. Biz savaştık. 100 yıl fazladan savaşıyorduk. Hala savaşmaktayız. Hala savaşacağız. Ben ne için buradayım? Çünkü işim burada. Ben bütün hayatım Lübnan'da yaşadım, mülteci olarak çok acı çıktım. Ben ölsem bile benim için daha mutlu olurum. Mülteci yaşamaktan. Bunun için biz konuşuyoruz. Konuştuk. Tamam. Ama o hiçbir şey yapmadı. Yapmayacak bile. Gazze için, Filistin için, ben Hamas için konuşmuyoruz. Hamas yine çıktı. Hamas yanlış yaptı bile. Ne? Ne için? Çok kötü yaptı. Neden? Çünkü bizim halkımız uzun zamandır o savaşıyordu. O fidakarlık yapıyordu. Hem insan eğer bir şey yapmak isterse iyice düşünecek. Halkını riskiye atmayacak. Tamam. Kısacam. Bunun için ben söylüyorum size. Herkes görevini yapsın. Biz olursak bile, ben şimdi eğer bir yol oraya savaşmaya gidebilirsem ben giderim, yemin ediyorum. Ben hiçbir yerde kalmak istemiyorum zaten. Yani benim hasretim ne? Filistin'e gitmek, orada olmak, benim toprağım, benim vatanım. Ama maalesef elimizden gelen bir şey olmuyor. Bunun için ben söylüyorum. Siz sadece başkanlara söyleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Heyecanınızı anlıyoruz. Buyurun. Bu heyecan. Tamam, Allah razı olsun. 55 senedir. Hamas'la beraber Gazze'de Müslümanlar direniyorlar. Şöyle buyurun. Okay, şöyle bir şey söylemiyorum. Tamam, ama onlar da hayırlık var. Onlar Yahudilerle plan yapmışlar. Benim halkımı öldürmek. Hadi bak işine. Hay. Hamas ve evet, kıymetli katılımcılar. Tekbir. Evet, Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Olu kolu kanaksa, kurtulacak el atsa. Evet kıymetli katılımcılarımız, aramızda bulunan AK Parti Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Mesten Özcan Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Selamünaleyküm. Allahu Ekber.
Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Of! Çok değerli il başkanımız, belediye başkanımız, siyasi partilerimizin değerli başkanları, temsilcileri, çok kıymetli mümin ve mümine kardeşlerim, Süleymanpaşalı, Tekirdağlı hemşerilerim ve değerli basın mensuplarımız. Ben de sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Buradan bir İslam toprağında, kendi öz vatanlarında paraya muamelesi gören, izzetleri ve onurları ayaklar altına alınan, bu mücadeleye ve mücadeleye direnen bütün Filistinli Müslüman kardeşlerimize buradan selam gönderiyorum. Şu anda 7 Ekim'de orada Hamas'ın başlatmış olduğu bir mücadele var. 70 yılı aşkın süren bir gayretin, bir mücadelenin devamında bugün artık çekilen eziyetlerin son safhalarına geldiğimizin resmi bu direniş. 70 yıldır inanılmaz bir mücadele, inanılmaz bir gayret ortaya koyuyor oradaki Müslüman vatandaşlarımız. 1947'de başlıyor İsrail'in Filistin'e saldırıları ve orayı işgal planları. Maalesef bugün geldiğimiz noktada Filistin hemen Kudüs'ün doğusunda, yine bir Batı Şeria ve Gazze'de yaşam mücadelesi veren Müslümanların bulunduğu alan. Cumhurbaşkanımız özellikle son dönemde yaşanan ve 10 Ekim'den itibaren artık bir katliama dönüşen bu saldırılarla ilgili uyarılarını yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı oturumunda Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da bütün olayları bütün milletvekillerimize detaylarıyla sunumunu yaptı. Yapılacak çözüm yollarını orada mecliste bütün parti grupları, önce kınamamızı yaptık, ardından nasıl bir yol haritası çizeceğimizi konuştuk. Şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle dünyanın bütün ülkeleriyle bir telefon trafiği, bir diplomasi trafiği gerçekleşiyor. Artık orada bağımsız, özgür bir Filistin devletinin kurularak artık bir an evvel dünyanın tanımış olduğu bu memlekette barışın, huzurun cereyan etmesini hepimiz istiyoruz. Kanın, gözyaşının durmasını istiyoruz. Bunun için bütün gayreti ortaya koyacağız. Bugün bu düğmeye basıldı. Şu anda o bölgeyi çok dikkatli izliyoruz. Alınan her nefesi dikkatlice takip ediyoruz. Ve şu anda girişimlerimiz ileri safhada devam ediyor. Umarım bu girişimlerin bir sonucu olacak. Mutlaka bir sonucu olacak. Ama inşallah Filistinli Müslüman kardeşlerimiz lehine bir sonuç ortaya çıksın istiyoruz. Şu anda Gazze dediğimiz bölgede maalesef büyük sıkıntı var. Bir abluka halinde. Aslında 2014 yılından beri büyük bir abluka var. Orada belki de nüfus anlamında bu kadar metrekareye düşen insan sayısının en fazla olduğu alan bölge Gazze diyebiliriz. Su sınırlı veriliyordu, bugün hiç verilmiyor. Günlük elektrik ihtiyaçları 13 saat veriliyordu, bugün elektriği de kestiler. İnanılmaz bir abluka var ve tabi burada insani yardım anlamında Türkiye'de üzerine düşen görevi yerine getirecek, inşallah gereğini yapacak. Burada hiç kimsenin kuşkusu da olmasın. Ancak 70 yıldır çözülmeyen bu sorunun bir nihai sonuca varması gerekiyor. Bunun için geçmişe baktığımızda, okumalarımızı yaptığımızda zaten sürenin de azaldığını hepimiz hissediyor, görüyoruz. Rabbim inşallah burada
bu direnişe kalbiyle, gönlüyle, sesiyle, soluyla karşı gelen ve Kudüs'te onurunu korumaya çalışanlara, onurlarını korumalarına destek olmaya gelen siz değerli kardeşlerimize ben teşekkür etmek istiyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bunları sıkıca devam ettirmemiz lazım. Kamuoyunu oluşturmamız, bu konuyu sıcak ve taze gündemde tutmamız lazım. Bizlerin de üzerine düşen siyasetçiler olarak ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Değerli mümin ve mümine kardeşlerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi onurlu insanların, seçilmiş insanların merkezi. Orada bizlere de düşen görevler var. Ben kendi adıma 3 şiarı benimsiyorum. 3 tane idealin peşinde koşmak için orada gayret ve mücadele ortaya koyuyorum. En önemli idealimiz Rabbimizin rızası elbette. Önce Allah'ın rızasını kazanmak için orada o gayreti ortaya koyuyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde Temsilciler Meclisi üyesi bir milletvekili, bir temsilci çıksa ve Usame Bin Laden'i övse, o millet meclisi içerisinde o övgüyü yapanın burnunu sürte sürte kapıdan çıkartırlar. Allah bize bu ülkede terörist işler yapanların temsilcileri, teröristleri övdüğünde burnunu yere sürterek o meclisten çıkarmayı nasip etsin. İkinci idealimiz buydu. Ve üçüncü idealimiz, bugün İslam coğrafyasında bir kan gözyaşı var. Bunu hepimiz görüyor ve biliyoruz. Bildiğimiz bir şey daha var. İslam coğrafyasının kanının durmasının temelinde, özünde Kudüs'teki kanın, gözyaşının durması yatıyor. Rabbimiz inşallah, biz biliyorsunuz, az evvel Süleyman Çalışkan kardeşimiz söyledi, mazlumun yanında dini, dili ne olursa olsun onları kucaklayan bir örfün, annenin, bir dinin temsilcileriyiz. İslam dini bize bunu öğretiyor. Biz Kıbrıs'a giderken de Kıbrıs Barış Harekatı olarak bir barış kelimesini sırtımıza alarak oraya gittik. Ve bugün o barışı da sağladık. Rabbim, üçüncü idealimiz, tüm İslam coğrafyasının kanının, gözyaşının durması için eğer Kudüs'e bir barış ordusu gidecekse, bu barış ordusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmesi için Rabbim el kaldırmayı nasip etsin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a sağlayacaklar. Tekbir! Kanımız Aksa'da kurtulacak el Aksa! Kanımız Aksa'da kurtulacak el Aksa! Kanımız Aksa'da kurtulacak el Aksa! Vekilimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları olarak yapmış olduğumuz bu programımızdan nihayetinde basın açıklaması bildirisini okumak üzere Memur Sayın Tekirdağ Şube Başkanımız Ferit Topuz Beyefendi kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar. Biraz güzel koyalım. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, kıymetli kardeşlerim, bugün Türkiye genelinde Siyonist İsrail'in yapmış olduğu soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Aynı anda tüm Türkiye'de ve Ankara'da büyük bir mitingle, sivil toplum kuruluşlarının organizesiyle şu anda Siyonist katliam lanetleniyor, bütün Türkiye'den süs veriyoruz. Zulmün ordusu her yerde tarafsızlık, namussuzluktur diyerek Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize onur vermek, kutlu direnişini selamlamak için buradayız. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam.
direnişe devam. Anlasa selam, direnişe devam. İki yüzlü suskunluk karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız. Ve dünyanın tüm iyi insanlarına zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor uyarısında bulunmak için buradayız. Değerli kardeşlerim, sevgili basın mensupları, sözün bittiği yerdeyiz. Şu anda soykırımcı Siyonistler Filistin'de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, İsrail bir devlet değildir. İsrail emperyalist tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. Terörist İsrail, terörist İsrail, terörist İsrail, terörist İsrail, terörist İsrail. İsrail bütün dünyaya kötülük yayan soykırımcı bir organizasyondur. İşte bu rejime karşı direnen bir avuç insan, bugün dünyanın onurunu tutmaya çalışan o halk katlediliyor. İnsanlık nerede? Onur nerede? Bugün Filistin'de can pazarı kurulmuş. Gazze'de çocuklar ölüyor. Gazze'de kadınlar ölüyor. Gazze'de ihtiyarlar ölüyor. Kısaca Gazze'de insanlık ölüyor. Kan üzerine yükselmiş Batı medeniyeti katille aynı safta. Ey insanlık, neredesin? Biz biliyoruz, Filistin'de kardeşlerimiz onurlarıyla şehit oluyor. Dünyanın kötülüğü ise geride kalanların yakasına yapışıyor. Avrupa değil İslam Birliği. Avrupa değil İslam Birliği. Avrupa değil İslam Birliği. Değerli kardeşlerim, şu anda kirli bir propaganda çarkı altında yaşıyoruz. Kitlesel ölümleri gerçekleştirenler suçsuz, kendini savunanlar suçlu. Kimse başını kuma gömmesin. Kimse ekran görüntüsüne kapılıp da kendini kurtaracağını zannetmesin. Sırtını emperyalistlere dayamış bir terör örgütü aralıksız 75-80 yıldır katliam yapıyor. İsrail toprak, Filistin topraklarında. İsrail diye bir devlet yok. Bu gerçekten zor bir durum. Katil belliysen iken kimse güce yaslanıp maktulü taşlamasın. Bu köhne dünya yıkılıyor. Ancak adaletle yoğrulmuş insanlık ayakta kalır. Bizim tarafımız belli. Biz postallarıyla adaleti ezenlerin değil, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Biz Filistin'in haklı davasının yanındayız. Çünkü biz insanız. Ben buna bağlı kalıyorum. Normalde çok şey var içinde de konuşacağım. Bu bir basın bildirisi olduğu için bağlı kalarak okuyorum. Çünkü biz insanız. Ve insanlık adaleti tutup kaldıracak. Zalimden hesap soracak. Onun için zulümden korkmayacağız, korkmuyoruz. Onun için bir kere daha aykırıyoruz. İsrail soykırımcı bir terör örgütüdür. İsrail kan ve irinden beslenen bir terör şebekesi. Elbette yerle yeksan olacak. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail'i destekleyenler! Kahrolsun İsrail'i destekleyenler! Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın adalet! Yaşasın adalet! Yaşasın insanlık! Yaşasın insanlık! Yaşasın özgür Filistin! Yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Filistin. Katılımlarınızdan dolayı hepinizden Allah razı olsun. Şimdi dua ile programımızı sonlandırıyoruz.
dualarımızı eksik etmeyelim arkadaşlar. Şu anda yapacağımız dua, Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Öncelikle oradaki kardeşlerimizin. Allah'a emanet olun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi duamızı yapmak üzere Doçent Doktor Vezir Harman hocamızı tekrar kürsüye arz ediyorum. Hocam buyurun. Duadan sonra dağıtılan bayraklar ve pankartları da sahneye getirmenizi rica ediyoruz. Buyurun hocam. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedinil Emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâtel müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Ey alemlerin Rabbi olan, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri yaratan ve sayısız sonsuz nimetlerle donatan, bizleri yaratan, bizleri bu dünyaya, dünyayı ıslah etmek üzere gönderen ey yüce Rabbimiz, senin sevdiğin ve razı olduğun şekilde sana hamdolsun. Azametine, cemaline, celaline yakışır şekilde sana hamdolsun. Bizlere verdiğin nimetlere hakkıyla şükredebilmeyi bizlere nasip eyle. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Hatemul Enbiya Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, aline, ashabına, etbaına, izinden gidenlere salat ve selam eyle. Bizleri Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın izinden giden sadık, birlik ve beraberlik içerisinde uhuvvetle, suhuletle, samimiyetle yürüyen salih, mümin, müttaki kullarından eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, sen peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdin ve bu dünyada yapmamız gereken tüm vazifeleri bize bildirdin. Zulümden sakınalım, zulme karşı duralım, mazlumu kollayalım ve hakkın yanında adaletle, merhametle daim olalım. Bir ümmet olalım. Allah'a kulluk eden, ona hiçbir şeyi şirk koşmayan, namazı ikame eden, zekatı veren bir ümmet olalım diye bizleri bu dünyaya gönderdin. Bizleri seçtin de seçkin kıldın. Fakat biz bu kıymeti, değeri anlayamadık, idrak edemedik. Ya Rabbi, bizleri seçtiğin o hayırlı ümmetten eyle. Ya Rabbi, bizleri İyiliği emreden, kötülüğü nehyeden, salih, mümin, müttaki kullarından eyle. Ya Rabbi, bizleri zulüm nereden gelirse gelsin, zulmeden kim olursa olsun, onun karşısında duran mümin, müttaki ve merhametli kullarından eyle. Ya Rabbi, zalim, kafir de olsa, mümin de olsa biz onun karşısındayız. Bizleri zalimlerle beraber haşreyleme Allah'ım. Bizleri zalimlerin yanında, zalimlerle beraber hesaba çekilenlerden eyleme Allah'ım. Biz zalimlerin yaptıklarından beri olduğumuzu ilan etmek üzere burada toplandık. Şehadetimizi, ikrarımızı kabul eyle Allah'ım. Buradaki duamızda senin izzetin hakkı için, senin bize öğrettiğin, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a öğrettiğin güzel isimlerin hakkı için senden talep etmeye geldik. Sen bizleri gören, işiten ve her şeyi hakkıyla bilensin. Kalbimizden geçenleri de biliyorsun. Derdimizi de biliyorsun. Beklentimizi de biliyorsun. Ya Rabbi, biz senden zalimlerin başına gelecek olan vaat ettiğin azabın çabuk gelmesini bekliyoruz. Acele ediyoruz belki. Ya Rabbi, sen her şeye bir vakit belirlemişsin. Bizlere o vaktin gelişini idrak edebilmeyi nasip eyle Allah'ın. Ya Rabbi, biz bu dünyadan göçerken sırtımızda herhangi mazlumun ahını almadan gitmek istiyoruz. Bizleri mazlumu kucaklayan, kollayan, ona yardım eden ümmetten eyle. Ya Rabbi, yetimin başını okşayan ümmetten eyle. Merhametli ve adaletli ümmetten eyle. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Bir İmauna'dan sonra şehit edilen o sahabelerin ardından üzüldüğünde o zalimler hakkında beddua ettiği gibi sana yöneliyoruz ve diyoruz ki ya Rabbi,
onlara Yusuf Aleyhisselam döneminde tattırdığın kıtlığı, darlığı, sıkıntıyı kafirlere tattır. Onlar bu kendilerine verilen nimetlerle şımardılar. Ya Rabbi, onlardan bu imkanları al, yerin dibine geçir ve ya Rabbi, onlar kul olduklarını tekrar hatırlasınlar. Merhamet sahibi Allah olduğunu, alemlerin tek sahibinin, dünyayı yöneten ve dünya üzerinde hakim olan tek kudretin Allah olduğunu tekrar hatırlasınlar ve zulümlerinden dönsünler ya Rabbi. Zulmetmesinler. Allah'ın merhametini umsunlar. Allah'ı tekrar hatırlasınlar ve nesli ifsad etmesinler. Nesli de ekini de ifsad etmesinler diye onlara darlık, sıkıntı, ızdırap ver yüreklerine. Onlar acziyetlerini tekrar hatırlasınlar, kul olsunlar diye ya Rabbi. Onları sıkıntılara gark eyle. Bizleri de sana şükreden ve sabreden salih kullarından eyle. Ya Rabbi, bildiğin bütün güzellikleri senden diliyoruz. Bizlere, bütün ümmeti Muhammed'e lütfeyle. Bildiğin bütün şerlerden, kötülüklerden bizleri, ümmeti Muhammed'i, Filistin'deki kardeşlerimizi, dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntı çeken bütün mazlumları, mustazafları koru, muhafaza eyle Allah'ım. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında, mahşerde Kevser havuzunun yanında inşallah toplanmayı bizlere de nasip eyle. Ya Rabbi, gönüllerimizi bir eyle, dertlerimizi bir eyle, bizleri namazı ikame eden, zekatını veren ve senin yeryüzünde tekrar hilafet vereceğin, hakkın ve adaletin şahitliğini yapacak ümmetten olacak olan o seçkin ümmet olmaya layık bir nesil olmayı, nesil yetiştirmeyi bizleri de nasip eyle. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lillahi Teala el-Fatihatu ma'as-salavat. Evet, Allah razı olsun hocam, da teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Programımız burada nihayete ermiştir. Ayaklarınıza, gönüllerinize sağlık, Allah razı olsun. Ayaklarınıza bir Kudüs aşkı değsin. Tekrar ediyoruz, gelecekten ümit kesilmeyecek. Zulüm ebedi olamaz. Zulüm mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Zafer ilanlarındır.